Evet, çok dalış yaptım. Hatta bir keresinde bir köpek balığıyla burun buruna geldim. Aa, gerçekten mi? Ne yaptın? Aramızda 10-15 metre vardı. Gel dedim, gel. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Korktun, kabul et. Çok fena. Gitmedin mi sen? He? Eski kız arkadaşıyla kavga ettin, kızı ağlattın. Peşinden gidersin zannediyordum. Niye gitmedin? Şaka yapıyor yani. Biz böyle şakalaşırız hep. Şakası mı var canım? Kızcağızı bulaşıcı hastalığın olduğunu söylememişsin. Saçının peruk olduğundan haberi yok. Bir de şimdi ilaçların yan etkisi her tarafında sihir çıkacak sağında solunda. İyice korku filmine dönecek ortalık yani. Ayıptır ya. Git, git kızın peşinden. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor hocam? Ne oluyor? Hadi mavi kod, acil vaka. İşimiz var. Mavi kod, acil vaka var. Hepsi iki kelime hocam. Niye kızın yanında böyle söylemediniz? Olmaz şimdi, aklın kızda kalır da. Boş ver, işe konsantre olmanı istiyorum, tamam? Hadi topla olay yeri incelemeyi. Bekliyorum sizi. Çabuk. Acil olan ne hocam? İki vaka, aynı semptomlar. Birisi 6 yaşında, diğeri 70 yaşında. Evet, yaşlılarla çocukların ortak noktaları nelerdir? Pardon hocam, bölüyorum ama... bu acildeki çocuk İpek Hanım'ın hastası değil mi? Yani ona sormadan müdahale etmemiz doğru mu? Bilemedim ben. Hocam bu arada hayırlı olsun. Özgür iradenizle aldığınız ilk vaka. Sizin bir yorumunuz var mı Zeyno hocam? Bu 70 yaşındaki hasta kim? Hanımlar, beyler, parti bitti. Az laf, çok iş. Saksı zamanı. Saksıları alıyoruz, partiden buraya getiriyoruz, çalıştırıyoruz. Yaşlılarla çocuklar arasındaki ortak noktalar nelerdir? Oturmak yok, ayağa. Sabaha kadar herkes ayakta. Haydi. Bağışıklık sistemleri kuvvetli değildir. Listeriye olabilir. Baktırdım, değil. Başka? Lösemi hem çocuklarda hem yaşlarda gözükür. Astım da. Hayır, hayır. Diyabet? Hayır, 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 hayır. Haydi. Yaşlılarla çocukların ortak noktaları nelerdir? 6 yaşında bir çocukla 70 yaşında birinin orta yaşlı birinden daha fazla ortak noktası var. Çok garip değil mi? Yaşam döngüsü işte. Her şey hop başa dönüyor. Gelsin. Ortak noktalar. Çocukta böbrek yetmezliği yok. Olacak. Olacak mı? Olacak derken nasıl yani? Basit bir karın ağrısı şikayetiyle geldi yazıyor. Bu 70 yaşındaki hastanın dosyası var mı? Bu arada İpek Hoca bunun gastroenteritten daha ciddi bir durum olduğuna katılıyor mu? Haberi var mı? Sence? He? Öyle olmasaydı vaka benim olur muydu? Hocam. Aynı semptomları gösteren iki hasta ama ortak olmayan 5 diğer semptom var. Son bir semptom daha var. Siz tıp fakültesinde eks olma dersini görmüştünüz değil mi? Son semptomumuz. Ölüm. Ölüm. Biz bir şey yapamazsak sabaha kadar bu çocuk ölecek. Çocuğun iselinde biraz kan var diye mi ölecek hocam? Ayrıca daha ciddi bir durum olsaydı İpek hocamız müdahale ederdi zaten. Kolonoskopi. Kolonoskopi yapın. Büyük ihtimalle gıda zehirlenmesi olan 6 yaşındaki bir çocuğa mı hocam? Soru cevap oynamıyoruz. Kolonoskopi yapın. Eğer kolonoskopi yaparken mor renkte papüllere rastlarsanız bir parça kesin kafanıza koyun, bana getirin. Erdem Chester. Tanı bu. Bakalım bulgular tanıya uyacak mı? Göreceğiz. Chester mı? Hocam, bakın dünya çapında nadirin de nadiri bir hastalık bu. Yani binde bir ihtimal bile vermiyorum, imkansız. Aklım fikrim o hatunda kaldı değil mi? Hı? Nadirin de nadiri, binde bir yaşayabileceğiniz bir gece vaat ediyorum size. Bir şeyler yapamazsak sabaha kadar bu çocuk ölecek.
Bu çocuğu kurtarmamız lazım. Kolonoskopi. Hadi bakalım. İpek Hanım, bakıyorum hızlısınız bu akşam. Kazanacağınıza inanıyorsunuz yani. Kaybetmeyi kim sever Orhan Beyciğim? Hı? Bence bu akşamki yeni ilginize hazır olmak zorundasınız. Kazanmak adetim diyorsunuz yani, öyle mi? Lisede pimpon şampiyonluğum, üniversitede satranç şampiyonluğum var. İsterseniz yarın beraber koşalım. O zaman da kimin kazanacağını göreceksiniz demektir. Ayrıca sormuyorum bile. Hızlı okuma yarışmasına katılma cesaretiniz var mı diye. Vallahi size bu gece kısaca dişi hekim oğlu demek isterim. Hmm. Ayrıca çok güzel bir laf vardır, hatırlatmak isterim. Hızlı koşan atın... Yorulur. Hayır, seyrek düşermiş. Hoca normalde vaka kabul etmez ama bu vakayı kendi isteğiyle kabul etti. İlginç. Yani bence bir iş var bu işin içinde. Var mısın dedektiflik yapmaya? Varım. İlk defa duygusal davranıyor sanki. Bir de biraz fazla sinirli. Yani çocukla da konuşmuş, normalde asalarla görüşmez. Tahtının önünde de başladığım yerdeyim diye mırıldanıyordu. Sen onu duydun mu? Çay da içmedi. Diş saatini de kaçırdı. Hatta pokeri bile yarım bıraktı. Acaba bu 70 yaşındaki vaka tanıdığı biri falan mı? Yani şimdi bu çocuğu tedavi ederek... Arkadaşlarım, onu... bu kadar didiklemesek de işimizi yapsak olmaz mı? Ha, doğru. Aramızda partiye dönüp tebrikleri kabul etmek isteyen ünlü bir doktor var nasıl olsa. Hadi koş git. Kimse hırsız olduğunu bilmiyor nasıl olsa. Hırsız. Zeynep, birden fazla kişi aynı vaka hakkında makale yazabilir. Bunu kafana sok istersen. Haksız olduğunu biliyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.